Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ahmet Özer'in hem evine hem de belediye binasında baskın düzenlendi. Şu anda belediyede işler aynı şekilde devam ediyor. Vatandaşlar içeri girerek işlerini halledebiliyorlar. CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin bir açıklama yaptı az önce. Açıklamasında Türkiye'de hukuk olduğuna inanıyoruz ve adaletin bizi yanıltmayacağını düşünüyoruz dedi. Buradayız, Esenyurt Belediye Binası'nın önündeyiz ve gelişmeleri an be an aktarmaya, sizlere söylemeye devam edeceğiz. Bize ulaşan bilgiler şu an ifade sürecinin, sohbet sürecinin devam ettiği yönünde. Biliyorsunuz gözaltı süreçleri kanuni olarak belirlenmiştir. O süreyi ne kadar kullanılır emniyet güçlerimiz bilemeyiz. Bir günde kullanabilirler, 4 günde kullanabilirler. Ama bizim temennimiz bir an önce değerli belediye başkanımızın bizim aramıza ve görevinin başına dönmesi yönündedir. Konu çok vahim. Bizim irademizle, oyumuzla seçilmiş olan bir belediye başkanımız şu anda içeride. Yani bu yıllardır yapıla gelen bir şey ama bundan sonraki süreçte ne olur ne biter biz de merakla bekliyoruz. Ama sonuna kadar irademize sahip çıkacağız, burada olacağız. Başkanımızın arkasında duracağız. Başka da yapacağımız bir şey yok. Diyorum, ayaklar altına aldı. Zaten ekonomiyi aldı, devlet aldı, hastaneyi aldı, her şeyi aldı. Çeri çocuğu öldürüyor, en sonunda da burayı öldürüyor yani. Nedir yani, bu ne? Bu nereye gidiyor ya? Biz nerede yaşıyoruz? Nerede yaşadığımızı bilmiyoruz ki biz. Çocuklar ölüyor, üstü kapanıyor. İnsanlar ölüyor, üstü kapanıyor. Yaşlılar ölüyor, üstü kapanıyor. Bu nedir ya? Belediye o zaman onayı niye verdin sen? Baştan niye onay verdin? Bunun denetlemesi var, şeyi var, her şeyi var. Niye onay verdin? Neden PKK'lıydı, niye onay verdin? Milletin iradesine vurgu yapacaksın. Daha sonra milletin iradesini gasp edeceksin. Hem de sürekli sandık vurgusu yapacaksın. Sandıktan çıktık, biz güçlüyüz diyeceksin. Ama sandıktan çıkanları yok sayacaksın. Peki milletin iradesi mi güçlüdür? Bir adamın rejimi mi güçlüdür? Acaba kim güçlüdür? Önce bunu sormak lazım. Diğer bir konuda şu andaki Türkiye'nin gündemi belli. Açlık, yoksulluk, adaletsizlik. Bu ülkede aramadığımız ne var? Adliyede adalet arıyoruz, hastanede sağlık. Okulda eğitim arıyoruz, sokakta huzur. Yetmiyor, mahallemizde bulunmuş olduğumuz mahallelerde askıda ekmek arıyoruz fırınlardan. Bu da yetmedi, çocuklarımızı alacağımız ikinci el kıyafet arıyoruz. Peki biz bunları hak ediyor muyuz? Seçilmiş insana yani yapılmamalı, seçilmiş halktan oy almış insana. Anlamadık, anlayamadık yani. Sizce ne olur bundan sonra peki? Bilemiyoruz. Hukuksuz, kanunsuz yani yapılmaması gereken bir şey. Yani şafak baskınlar değil de normalde de yani ifade çağrılsaydı zaten kendi ayağına gidebilirdi zaten. O normal yani bir teröristi göz alır gibi yapılır gibi değil de bu yakışmaz. Biz yani bir siyasetçinin onuruna, şerefine yakışmayacak bir hareket. Bence davet edilseydi ifade için zaten kendi ayağına giderdi. Yani sonucu biz de bekliyoruz. Tam da çözüm süreci tartışmalarının olduğu dönemde böyle bir baskın ve gözaltı yapıldı. Evet, tam da bu zamanda yapıldı. Yani işin içini biz tam şey yapamayız. Biliyorsunuz malum artık burada iki kelime konuşuyoruz. Arka tarafta ensemize atıp götürüyorlar o kadar. Yani özgür bir şekilde konuşamadığımız için her şey apaçık ortada aslında. İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. Ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Bizler de Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyiz. Burada pek çok CHP'li isim ve İstanbul Barosu'ndan avukat bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre Ahmet Özer soruşturmanın gizliliği kapsamında henüz avukatlarıyla görüştürülmedi. Buradaki bekleyen kalabalık aslında yavaş yavaş Esenyurt Belediyesi'nin önüne geçmeye başladı. Çünkü orada bir açıklama yapılması planlanıyor. Bizler Emniyet Müdürlüğü'nün önünden gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Ya benim kimlik kartım içeride. Ziyaretçi girişim var. Beni nasıl almazsınız? Benim ziyaretçi giriş kartım var. İçeride kimliğim var arkadaşlar. Beni nasıl? Unutmadım. Ne unutmadım? Sakin mi manipüle ediyorsun? Bir saniye bağırmayın ya. Sakin olun. Karşınızdaki de devlet memuru. Hocam öyle bir tek sakin olun. Hayır bağırmasın. Bağırmasın. Yüksek atıyorsun ya. Ne demek ya? Niye bağırmıyorsun? Niye bağırmıyorsun? Bak, gayet sakin, sükunetli bir şekilde. Bak abicim, bu yaptığın hukuksuz. Bunu en iyi de sen biliyorsun, tamam mı? Ya benim kimliğim içeride unutmuş diyor ya. İçeride ne unutması ya? Ben ifadeye gideceğim. Ne içeride kimliğim unutması? Ama var bir dakika, biz sizle bana bir muhatap.